7-8 tane tarihi belge kanıt olarak konmuştur. Onlara giremeyiz tabii. Şimdi başka bir şey merak ediyorum ben. Hazreti Muhammed'in sağlığında Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'e Ayşe'den ayrılmasını tavsiye ediyor. Ve hatta Ayşe de bir süre babasının evine gidiyor. Niye? Ona girelim. Sen ara mara verecek misin? Bir reklam arası vereceğim ama sonrasında çok az vaktimiz kalıyor aslında. Peki, o zaman gireyim. O bize ifk hadisesi denen Hazreti Ayşe'yi iftira hadisesini anlatıyor. Şimdi bu iftira hadisesi Kur'an'da iki sayfaya yakın Nur suresinde ele alınmıştır. Bir defa onun bir hikmetine girelim. Bir iki cümleyle. Cenab-ı Hak son peygamberinin eşine böyle bir iftirayı niye buna izin verdi? Bunun üzerinde duralım. İslam ümmetinin en büyük zaaflarından birini burada görüyoruz. Dedikodu. İftira. İftira. Bakın bugün İslam dünyasında öyle dini fırkalar var ki iftira onların adeta amentüsüdür ve temel ibadetidir. Türkiye'de de bunlar var. Uçan kuşa, sürünen böceğe değil, insanlara ve nihayet peygambere, dine iftira ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ayşe'yi onun mazlumluğunu, mağdurluğunu göze alarak bize bir ders veriyor. Verdiği ders şudur. Ey ümmet! Sen öyle bir ümmetsin ki peygamberinin eşine fuhuş isnadı ile iftira atarsın. Atmıştır. Şimdi orada işi kıvırıyorlar. İşte onu münafıklar yaptı da. Şimdi münafıkları falan var mı canım? Münafıklar tabii ki işi pişirdi. Bu öyle tertiplenmiş ilahi planda. Ama hiç münafık olmayan, en seçkin sahabilerden bile bu işe bulaşanlar var. Kur'an-ı Kerim azarlıyor onları, münafıkları azarlamıyor. Peki hocam, yani bir din kitabının böylesine özel hayatla ilgili bir... Gayet tabii, ümmetin en büyük zaafını önümüze koyuyor. Bakın, İslam camiasına bakın, İslam dünyasına bakın, çektiği en büyük kahır, kendi dininin mensuplarından gördüğü iftiralardır. Şimdi bunu ayrıntılarsak, burada söylenecek çok şey vardır. Ve Hazreti Peygamber, evet Hazreti Ali gibi bir insanın da, ya Resulallah, Hazreti Ali bunu yapmıştır filan, haşa, asla böyle bir şey demiyor. Dediği şudur, bu şaibelerle bu işi niye taşıyorsunuz, sizin için kadın mı eksik? Boşayın gitsin diyor. Hazreti Peygamber diyor ki hayır. Ben durumun vuzuha kavuşmasını, suçluysa suçlu olduğunu, suçsuzsa suçsuz olduğunu tespit etmeden hiçbir işlem yapamam. Ve Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 34. ayetini uygulayarak dövme diyorlar ya, kadınları dövün. Hayır. Oradaki ifade kadınları böyle durumlarda evden uzaklaştırın. İffetsizlik şaibesi varsa. Önce yataktan ayrılın onlardan. Önce nasihat edin. Sonra yataktan ayrılın. Sonra da evden uzaklaştırın. Evi ayırın. Hazreti Peygamber bunu yapmıştır. Hazreti Ebu Bekir'in evine gönderiyor. Nasıl bir kahırlı tablodur o. Baba Ebu Bekir acılar içinde. Hazreti Ayşe gözü yaşlı acılar içinde. Hazreti Peygamber acılar. Ya düşünebiliyor musun? Bir tasavvur edin. Fatih Bey, bir tasavvur edin. Kur'an'ın vahyedildiği peygamber, son peygamber, peygamberi Ekber, eşine fuhuş isnadıyla çalkalanan bir ortamda, en yakın dostu, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, o eşin babası, Hazreti Ayşe, o eş, çıkamıyorlar işin içinden. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetleri geliyor. Hazreti Ayşe'yi akladığı gibi bu işe pis burnunu bulaştırmış münafıkların da ağzının payını veriyor. Bu işe hata işleyerek bulaşmış münafık olmayan düzgün insanların da dersini veriyor.
Onlar da orada var. Dedim ya, iki sayfaya yakın ayettir. Ve ilkeler koyuyor. O ilkeleri de burada tekrar edelim. Herkes bilsin bunu. Kur'an-ı Kerim diyor ki, günahsız insanlara işlemediği suçları isnat ederek iftira edenler, dikkat edin tabire, Kur'an'ın kullandığı kelimedir bu, ebediyen lanetlenmiştir. Bunların hiçbir tanıklığı kabul edilmez. Yani bir insan bir başka insana iftirada bulunmuşsa, gıybet başka bir şey, İftirada bulunmuşsa, Kur'an-ı Kerim onun bir daha doğruyu söyleme yetkisi olacağını kabul etmiyor. Tanıklığını bunun kabul etmeyin diyor. Ebedi melunluktur iftira. Hazreti Ayşe hadisesi, ifk hadisesi bize bunu gösteriyor. Bir, ümmeti Muhammed'in temel zaaflarının başında iftiracılık geliyor. Acımadan iftira ederler. Peygamberlerin eşine bile yapmışlar. İki, iftira kötülüğünü işleyenler ebedi melundurlar. Ben filan tarikata mensubum, filan cemaate mensubum, filan şu kadar namaz kılıyorum, geç bunları. Bunların hiçbirisi şeytanı bile kandırmaz. İftira suçuna bulaştın mı, bunu nasıl bulaşırsan bulaş, bunun şekli şemaili değişir. Yani adamın sesini bugün teknolojik imkanlarla taklit ederek telefonda şöyle konuştu deyip adamı basında çarşaf çarşaf teşhir ediyorlar. Melundurlar. Çünkü iftiradır. Tekniği ne olursa olsun. Üç, iftira suçunu işlemiş bir adamın artık doğruyu söyleme adına tanıklığı kabul edilemez. Bu yetkiyi, bu hakkı kaybediyor adam. Hazreti Ayşe bu bakımdan Müslüman tarihin en mazlum, en mağdur insanlarından biridir. Bunu da burada kaydedelim. Hazreti Ali'nin bu konuda Peygamberimize söylediği de Ayşe'yi itham edici bir şey değildir. Bu sizi rahatsız ediyor. Sizin bu rahatsızlığı çekmek gibi bir mecburiyetiniz yok. Neyse ne, sonucu belli olur. Ama siz boşayın diyor. Yani bu şaibeden kurtulun, rahat edin. Söylediği budur. Yani Hazreti Ayşe'yi itham etmemiştir. Hocam vaktimiz oluyor. Bir kısa ara vereceğim. Sonra tek bir sualim daha olacak. Değerciler, tamam. Kısa bir reklam arası. Sonrasında Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e son bir sorum daha olacak. Sorun var değil mi? Aslında son 1,5 sorun var. İzleyiciden yine çok sayıda mail var. Diyorlar ki Hazreti Muhammed Miraç'a çıkarken Hazreti Ayşe yanında değil. Şimdi efendim, Miraç'ın vakti tartışmalıdır. Ben Hazreti Ayşe'nin söylediğini söyledim. Evet, Hazreti Peygamber rivayetleri esas alırsak Hazreti Ayşe ile Miraç olduğu zaman evli değil. Yalnız burada gözden kaçırılan bir şey var Hazreti Ayşe bahsinde. Hazreti Ayşe, İslam meselesinde olup bitenleri Hazreti Peygamber'le aynı evde yaşamadan önce de aynı evde yaşadığı ve her şeyi Hazreti Peygamber'den o eve taşıyan Hazreti Ebu Bekir'den takip ediyordu babasından. Mesela Kamer Suresi ile ilgili Ömer Rıza'nın da önemle işaret ettiği gibi muhteşem değerlendirmeleri var tefsir ilmi açısından Hazreti Ayşe. O sırada Hazreti Peygamber'le değil. Nereden alıyor bunları? Babasından. Babası Hazreti Ebu Bekir'den alıyor. Eğer ben Hazreti Ayşe onunla o gün beraberdi dedimse o bir sürçülisan olmuştur. Ama Hazreti Ayşe diyor ki o gece çıkmadı olduğu yerden. Yatağından çıkmadı diyor. Yani bunu Hazreti Ayşe de onunla beraberdi. Ama nasıl olur Hazreti Ayşe Medine döneminde onun evine gitti demeye getiriyorlar. Evet. Ben Hazreti Ayşe'nin ifadesini veriyorum. Hazreti Ayşe büyük ihtimalle eğer Miraç o söylenen tarihte olduysa,